Ali Yerlikaya sizi şaşırtır mı? şöyle Ali Yerlikaya Süleyman Soylu'dan sonra gelen her isim Türkiye'ye iyi geldi. Ondan kötüsü yoktu. Bunu hep söyledim. E, yüzüne söyledim mecliste. Senden daha kötüsü bu ülkeye gelmedi. Geleceğini de zannetmiyorum. E, Ali Yerlikaya'nın gidişi e, daha derin e, ilişkilerle olabilir. E, küçük ortakla olabilir. Dokunduğu çetelerle olabilir, dokunamadığı çetelerle olabilir, Sinan Ateş cinayetiyle olabilir. Yani onun da bir vicdan muhasebesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Soylu ne kadar bu ülkeyi e, çeteleri açmışsa o da bir o kadar Soylu'ya göre mücadele ettiğini düşünüyorum. Hı hı. Ne kadar Türkiye'nin her sokakta bir torbacı, uyuşturucu e, tacirleri cirit atarken bir mücadele verdiğini düşünüyorum bu konuyla ilgili Sinan Ateş cinayetiyle ilgili rahatsızlıklarını biliyorum. MHP'nin bununla ilgili baskılarını biliyoruz. Onun durumu çok çok daha özel. Yani Sürekli... Ali Yerlikaya giderse bu MHP'nin içinde olduğu inisiyatifiyle gidecek demeye getiriyorsunuz. Tabii ki. Çünkü Sinan Ateş cinayeti aslında... Bu seçimden sonra bir parça ilerleme göstermişse emnitedeki isimler e, toplumla paylaşılmışsa e, ben biliyorum ki İçişleri Bakanı bu olayın çözülmesini tamamıyla çözülmesini istiyor, Adalet Bakanı çözülmesini istiyor. Ama dediğim gibi küçük ortak bunda direniyor. Hı hı. Bunun dışında Ankara'daki Ayhan Kaplan soruşturması dahil e, hiç e, Süleyman Soylu döneminde dokunmayan çetelere dokunduğunu e, biliyoruz. Bu konuda derin bir yapının bir müdahalesi olabilir. Ben özellikle iki bakana bir parantez açıyorum. Milliyetin bakanı bir saniye bile o koltukta oturmaması lazım. Bu ülkenin gençliğinin çocuklarının geleceği için. Hı hı. İçişleri Bakanı'nın da gidişi ancak derin. Hı hı. ilişkiler ve talimat pazarlıklarla olur. Peki. Şimdi Çalışma Bakanı da işte ismi geçen bakanlar arasındaydı ve ona dair değerlendirmenizi yaparken işte kritik temmuz dedik. Asgari ücretliler, emekliler açısından zaten hani durumu ortada. Bunun ağırlığı zaten tek başına taşınamaz ifadesini kullandınız. Vicdanen. Tabii tabii, tabii tabii. Ki asgari ücret meselesine artık bir insan hakkı, insanlık hakkı diye Kesinlikle. bakılıyor. o Hani kaynak yoka bakmaz artık mecburiyet diye bakılıyor fakat olmayacak. Ay yine de biz hani her şeye rağmen asgari ücrete zam olur mu olmaz mı diye beklerken... ...bugün elektriğe zam geldi. Evet. Yüzde otuz sekiz. Hatta şimşek çaktı manşetleriyle verildi. Bu neyin göstergesi sizce? Şimdi e, şunu söyleyeyim. E, Varank, Mustafa Varank e, ekme bir parça zam yapıldığı zaman... ...zorunluluktu her şeye zam gelmişti. halka ekme belediyelerimiz tarafından elektriğe zam mı geldi canım dedi. Daha ne zaman dedi bunu? 15 gün önce söyledi. Ama bugün %38 ve %30 mesken ve tarımla kurulma ele evet, e elektriğe zam geldi. Şimdi bunu bana birisi anlatabilir mi? Ben bunu soruyorum. Şimdi emekliye zam yapmayacaksın. Asgari ücretliye zam yapmayacaksın. Açlık sınırının altında yaşıyorlar. Bakın e asgari ücretli yaklaşık tüm e verilerin ortalamasına göre 3 bin lira açlık sınırının altında. 10 bin lira emekli maaş alan e, bir ailede açlık sınırının yarısı kadar yani. maaş alabiliyor. Hı. Ve bu şartlarda sen elektriğe, suya e, gayet zam yapıyorsun. Her şeye zam yapıyorsun. Nasıl olacak bu? İşte Bakan bunu düşünüyor. E, bu enflasyon etkilemeyecek mi? Maliyetleri etkilemeyecek mi? Bakın bugün belediyelerin e, en büyük gelir e, gider kalemi, çok özür diliyorum, enerji. Enerji. Mesela bu elektriğe zammın enflasyona bir puan etkisi olacakmış yükseltme En az. Ama mesela asgari ücretle ilgili e, zam dile getirildiğinde e, hükümet diyor ki önceliğimiz enflasyonla mücadele. E, ama pek çok raporda her 10 puanlık artışa ücretlilere yapılan zamların etkisi onda birmiş mesela. Evet. E, peki mesela şimdi geçinemiyoruz mitingi yapacaksınız pazar günü. Ee, ve orada başta asgari ücretliler olmak üzere herkes davetli. Ee, siz sendikaları da, konfederasyonları da davet ettiniz. Hepsini, hepsini davet hepsini. ettiniz. Ee, Sayın Veli Ağbaba, Ayn Saraytekin, e, Ulaş Karasu, milletvekili, Kocaeli milletvekili arkadaşlarımız... Hepsi e, tek tek davet ettiler, tek tek aradılar. E, çünkü gerçek bu işi muhatapları sendikalardır, e, işçi sendikalarıdır, işçi örgütleridir. Hepsi arandı. Ben özellikle Türk İş Başkanı'nı merak ediyorum. Niye? Geçtiğimiz günlerde Saygı Öztürk'e konuşmuştu. Aynen ifadesini okuyorum size. Ee, ben 25 yıldır enflasyonun bu kadar ezdiği bir dönem görmemiştim, yaşamamıştım. Enflasyonun durdurulması, asgari ücretle de iyileştirme yapılmak zorunda. Ücretliler, emekliler büyük sıkıntı içinde. Bunu Türk İş Genel Başkanı söylüyor. Gelecek mi mitinge? Şöyle söyleyeyim bunu söyleyen e, Türk İş Başkanı bir koluna bir emekliyi bir koluna bir işçiyi takıp gelecek oraya.